Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuğum Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı, gazeteci yazar. Aynı zamanda 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Sayın Baba hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu arada Deniz Baykal'la ilgili soru sormuşlar izleyiciler de. Deniz Baykal bir solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi devam ediyor. Onu sevenlerin çok fazla endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Sağlık durumu iyi. Kendisinden daha iyi haberler bekliyoruz tabii. Deniz Bey'le ilgili bir soru sorulmuş. Geçmiş olsun diyoruz. Tabii. Yani mevsim ilgili. Hastalıkları. Evet, kendisi de öyle bir rastlandı. Hastaneye kaldırıldı. Bir iki gün daha kalacak hastanede. Sonra taburcu edilmesini bekliyoruz. Allah sağlık, afiyet versin sevgili Deniz Baykal'a. Hala ülkenin onun sözlerine ihtiyacı var. Sevgili Baybay, aslında depremle girdik. Arkadaşlar da depremi konuştu. Biraz önce Engin Altay vardı. Ve sizin bugünkü manşet var. Yani önemli bir manşet. İhmal, yoksulluk ve çaresizlik diye. Bir karış üzerinde, beton üzerine bina yapılmış. Yani 645 bin ağır hasarlı. Burada rakamlar var. Son gelen rakamlar. Bakıyorum. Yani 6.8 Sayın Balbay ya. Yani 8.5 deprem oluyor. 8.1 deprem oluyor Japonya'da. Bir kişi, o da evden çıkarken ayağa takıldığı, düştüğü için yaralanıyor. Yaralanıyor. Değil mi? 8'in altında deprem yok Japonya'da. Evet. Aslında bunları sorduğum zaman insanlar kızıyor. Yani kızmayın ya. Yani kızılacak bir şey yok. Bu yandaş yazarlara söylüyorum ya. Niye kızıyorsunuz? Bu gazetecilik halkın çıkarını, halkın hakkını, halkın geleceğini savunma. Halk adına soruyorsunuz bunları. Bunları sen sormazsan, ben sormazsam kim soracak iktidara? Nasıl? Bir daha deprem olup aynı acıyı bir daha yaşamaya var mısınız? Aynı şeyleri bir daha yaşayacağız. Bu 1607 kişi yaralandı biliyorsunuz. Yaraların 1523'ü taburcu edildi. Hastanede 84 depremzede kaldı. Elazığ'da 37 ve Malatya ise 4 kişi hayatını kaybetti. Toplam 41 kişi. Sarsıntının hissedildiği Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ise 2 kişi kalp krizi geçirerek ölmüş. Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki Güven Kartal da deprem sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına saç parçasının düşmesi sonucu can vermiş. Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. Sevenlerine sabır, başsağlığı, her şeyden önemlisi bu. 41 can kaybı az bir can kaybı değil. İnsan üzülüyor ama bunun hesabını sormak lazım. Yani Türkiye bir deprem kuşağında, değil mi Sayın Balbay? Yani aşikar, yüzyıllardır. Hayatımız ortada. Arkadaşlar bir haritamız var getirirseniz. Ya şöyle çatal. Bir ucu İstanbul'a kadar uzanıyor. Bir ucu İskenderun'a kadar. İskenderun Samandağ denize, evet, körfeze denize kadar iniyor. Çıkıyor. Yani bu iki işte haritada gördüğün gibi. Ege senin bölge, Ege kısmını ayrıca söylemek farklı bir şey ama bu belli yani Sayın Balbay. Belli. Yani bu depremin geleceği belli. Bakın İstanbul'da, özellikle İstanbul'da toplanma alanlarının %60'ını imara açmışlar. Ne yeşil alan bırakmışlar, ne toplanma yeri bırakmışlar. Yarın öbür gibi deprem olsa o koca binalardan insanlar kaçıp sığınacak bir yeşil alandan vazgeçtim. Mümkün değil. Bir küçük mümkün değil. Taksim Meydanı dışında alan yok. Evet. Ve deprem toplanma alanlarının %65'i imara açılmış. Yani. Yani çok zor bir tablo. Bunları konuşmamız lazım. Bugün konuşmamız lazım. Yarın insanların ilgisini çekmeyebilir ama bugün sıcağı sıcağına bunları sormamız lazım. Yani bunu gizlemek, yalanlamak ya da işte yandaş medyada bir isim, ya nasıl insanlar bunlar? Bazen anlamıyorum sevgili baba ya. Yani nasıl bu kadar rahat insanları suçlayabilirsiniz? Yurt dışındaki şöyle diyor. Deprem vergilerini soranlar kötü insanlar. Yani yabancı servislerin yerli işbirlikçileri. Bunu söyleyen Ersoy'da da aldı bir yandaş. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Şimdi bir defa Sayın Ertürk. Sayın Baba. Tabii Japonya'dan girdiniz. Sen daha yeni gitmiştiniz. Evet, şöyle Japonya şu anda depreme karşı önlemlerini şu merkezde tutuyor. Depremde çiçekler nasıl zarar görmez? Depremde saksıları, evlerdeki çiçekleri nerelere koymak gerekir konusuna gelmişler.
insan sağlığını çözmüşler, insan yaşamını. Binanın sağlığını çözmüşler, eşyaları çözmüşler ve çiçeklerin devrildiğinde bir yürümeyi engellemesi ya da çiçeğin zarar görmesine nasıl mani olabiliriz noktasına gelmişler. Keşke devlet büyüklerimiz Japonya'ya gittiklerinde orada sadece o ülkenin kendi geleneklerine dayalı olarak kimi yerlerdeki kadın üniversitelerine değil de sadece bu bilimi, aklı, önlemi, denetimi dikkate alsalardı. Yani düşünün, bu noktaya geldi Japonya. Şimdi Japonya'da bir ev almak, bir araç almak istediniz. Yani gittiniz otogaleriye, otogalerinin karşısında bir müşteri veli nimetimdir, gel ne istiyorsan al, yok. Diyor ki arkadaş, diyor, bu aracı alacaksın diyor. Park yerin neresi? Altta mı? Sağlıklı bir yerde mi? Dışarıda bir yerde mi? Varsa aracı size satıyor. Bu önlemleri geldiler Sayın Ertürk. Sonra binaların yapı, biz hala betoner mi? Demir var mı? Ne kadar var? Bağlantı haladı, bunları konuşuyoruz. Orada artık hafif malzeme, hafif malzeme. Artık bildiğimiz klasik malzemelerden çok olabildiğince hafif ve dayanıklı malzemeyi öne çıkartıyorlar. Bir tartışma çıkmış, hafif malzeme binayı daha az ısıtıyormuş. Demişler ki güvenlik daha önemli. Güvenlik daha önemli, hafif malzeme kullanılacak denmiş. Onlar bu noktaya geldiler. Yine bir depremden sonra Japonya'da belediye başkanım sular öngörülenden geç verildiği için intihar etti. Dedi, görevimi zamanında yapamadım dedi. Yine orada o büyük depremde, sonunda tsunami'nin olduğu depremde bir kişi, bazı ölenler oldu ama bir kişi camdan atlayıp ölüyor Japonya'da. Sadece bir kişi. Şaşırıyorlar, biz böyle bir eğitim vermedik. Bu yanlış dedik. Nasıl oldu diye araştırıyorlar, kim diye, bir Türk. Bir Türk çıkıyor. Yani Japonya'dan açtığınız için hakikaten hani bu çağa ait değerleri alacaksak, hani ciddi deprem kuşağındaki ülkelerden biri olarak Japonya'nın işte örneği bu. Şimdi bir de oradan öyle yanlış önlemler alıyoruz ki Sayın Ertürk. Örneğin masanın altına saklanın, değil mi? Masanın altına saklanın Japonya'da doğru. Neden doğru? Çünkü bina zaten sağlam. Duvarlı raflar düşer. Üstten bir şey düşer diye masanın altına saklanın diyor. Türkiye koşullarında bina yıkıldıktan sonra masanın altına saklansan ne olur? Kasanın altına saklansan ne olur? Yani onun da yanlış yerinden tercüme edip getiriyoruz. Bir defa bina yapımı konusundaki sorunlarımız bu. Ben buraya Sayın Ertürk son günlerde tartışılmayan bir boyutunu getireyim dedim rakamlarım. Şimdi Almanya'daki müteahhit sayısı 3550. Almanya'da toplam müteahhit sayısı. Bütün Avrupa'daki müteahhit sayısı 50.000'den biraz az. Bütün Avrupa'da 500 milyon nüfus. Türkiye'deki müteahhit sayısı Sayın Ertürk 453.497. Aklım almadı şimdi bu rakamı. Düşünebiliyor musun? Tekrar söyler misin şimdi o rakamları? Kaynağı da söyleyeyim. Hani bilinenler Balbay bu rakamı nereden almış? Çünkü medyada yok. Salim Taşçı'ya sordum. Biliyorsun emlak deyince, hani bina yapım deyince en hani değil mi? Yıllardır bu konunun içindeki insanlardan biri. Tekrar bir rakamları yani, sevgili Balbay. Almanya'daki müteahhit sayısı 3550. Bütün Almanya 85 milyon nüfus. Onca şehirleşme, toplam müteahhit 3550. Bütün Avrupa'daki müteahhit sayısı 48.000'miş. Hani geçen yılki rakam bu. Hadi bir miktar artsa 50.000'in altında ama. 50.000'in altında. Bütün Avrupa'daki. Türkiye'deki müteahhit sayısı 453.497. Dahası var. Bunun Sayın Ertürk 145.000'i geçici müteahhit. Geçici belge almış. Şimdi sen hiç geçici doktor belgesi gördün mü? Hiç geçici inşaat mühendisliği belgesi olabilir mi? Hiç geçici örneğin şoförlük, geçici şoför olur mu? Geçici gazetecilik olur mu? Ya varsa vardır, yoksa yordur. Ama almış, tam tamamlamamış. Abi inşaat yarım kalacak, bak insanlar başını sokacak, bekletme. Bak parasını aldık, sen halkın başını sokacak bir yere düşman mısın deyip belgeyi almışlar. Şu anda 308.000 gerçekten müteahhitlik belgesi almış. 145.000'de geçici belge almış, 453.000
497 müteahhit var Sayın Ertürk. Ne oluyor biliyor musun? Diyelim ki yaz başı biz seninle karpuz işine girdik. İran'dan mevsimden önce getirdik, sattık. Adana'nın mevsimi gelince sattık, iyi para kazandık değil mi? Şimdi o paranın para kazanması için ta bir dahaki mevsim niye bekleyelim arkadaş? Aldık parayı, atalım temeli, çağıralım, dikelim tabelayı, lüks villalar, bitiş tarihi, işte peşin fiyatını bilmem neyle, başını sok gerisini boş ver. Toplayalım paraları, devam edelim. Bu Sayın Ertürk, bu. Bence televizyonlarda, evet deprem uzmanlarına bir itirazım yok benim. Onlar da gerekli bilgi. Ama halkın birinci derecede bilmesi gereken mağma tabakasında ne var, üstünde ne var, fay hattı mı, çatal mı, tek mi, uçta mı kırılır, kenarda mı kırılır? Elbette tamam, öğrenilebilir. Ama halka gerekli olan bilgi, hangi binayı yapmak gerekir, nerelerde yapmak gerekir? Bu değil mi Allah aşkına? Son dönemdeki tartışmalarda da hep deprem uzmanları, abi deprem uzmanları gerekli ama asıl bina uzmanları, asıl inşaat uzmanları, asıl zemin uzmanları, yani hangi zemine hangi inşaatın yapılacağını gösteren uzmanlar gerekli bize. Yine Almanya'da, yani Avrupa'daki pek çok ülkede böyledir ama Almanya'dan bir iki arkadaşıma telefon edip sordum. Diyelim ki binanın içinde merdivenin yanında trabzan var değil mi? Ya trabzanın rengi hoşuna gitmedi. Bir de böyle mat, ağaç, ya hoş bir metal çıkmış diyelim. Binanın içinde trabzan, onu değiştirmeniz için belediye meclisinde, belediyenin bu konularla ilgili yetkililerinden bir heyetin evet demesi gerekiyor. Binanın içindeki trabzanın ucundaki tahtanın. Niye? Çünkü binanın genel güvenliği açısından küçük de olsa önemli. Belki de o bağladığınız şey, atıyorum, depremde kolay sökülen bir şey. Hani onu senin benim bilmem mümkün değil ki Sayın Ertürk. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani iskanı alınmadan oturulan on binlerce ev var Türkiye'de ya. Maalesef. İskan alınmıyor. Yani belediye iskan vermemesine rağmen 20 yıl aynı evde oturan var bu Sayın, evet, Balbay. Yani ne güvenliği önemli, ne oturma biçimi önemli, ne mimari yapısı önemli, ne inşaat kalitesi önemli. Şimdi orada bak, burada rakamlar var, enteresan rakamlar. Yani 1990 yılından kalma evler varmış burada. Yani verilen rakamlar var, inanamadım ben. Yani 1990 yılından kalma evler, yine özellikle oturma süresi geçmiş ya da yıkım zamanı gelmiş evlerde devam ediyor. Çoğu da kerpiç evler. Artı hangi malzeme? Bak siz söylediniz, bir kısmı kerpiç ev ama işte kent merkezlerindeki evlerden birçoğunun bakıyorsunuz demiri istenenin yarısı ağırlık kalınlığında. Kumu maalesef deniz kumu kimilerinde. Anımsayacaksınız, Kartal'da yıkılan apartmanın, Zümrüt apartmanın kumu, deniz kumu çıktı. Yalova'da mıydı o? İstanbul'daki yani, Kartal'da meydan yine. Zümrüt vardı. Evet. Veli Göçer'in yaptığı. Tabii Göçer. O bir felaketti Yalova'daki. Hepsi deniz kumu. Sayın Baba, sizin gazeteden, Cumhuriyet Gazetesi'nde alınan bir bir pasaj var burada, bakın. Elazığ'la ilgili, yani yıkılan evlerle ilgili bilgi. Mahallede 1990'lı yıllardan kalma binaların neredeyse tamamının duvarlarında çatlak ve yıkıklar olduğu görüldü. Yurttaşlar burada binalarda kalmamaları konusunda uyarıldı. Bazı yurttaşlar bu nedenle evdeki değerli eşyalarını dahi alamadı. Evleri hasar gören yurttaşların muhtarlık ve kaymakamlıklara başvurmaları istendi. Ancak halkın bundan sonraki süreçte nasıl davranacakları konusunda yeterli bilgilendirmelerin yapılmaması tepki çekti. Yani 90'lı yıllardan kalma binaların deprem sonrası neredeyse tamamının duvarında şu an çatlak ve yıkıklar varmış. Yani binanın doğru düzgün temeli yok diyor. Bir karış beton atıp üzerine bina yapmışlar diyorlar. Gece nerede kalacağını bilmeyen bir sürü insan var. Ev gitti geldi, yıkılacak zannettim. Şimdi bir tanıdığım evinde kaldık iki gece. Ama bu gece nerede kalacağım bilmiyorum diyor. Yine Kültür Park'ta Hasan Aydın adlı yurttaş. Çadır alamadık. 20 günlük bebeğimle sokakta kaldık diyor. Bunları konuşmayacak biz ya. Şimdi Sayın Ertürk, Birleşmiş Milletler'in, yani insanlığın
bugün geldiği noktada birinci hakkı yaşama hakkıdır, can güvenliği. Evet. İkinci hakkı barınmadır. Barınma, yani başını sokacağı bir ev. Üçüncü hakkı eğitimdir, sağlıktır. Dördüncü hakkı kültürel haklarıdır. Yani biz şu anda can güvenliğini zaten sağlayamamış durumdayız. Barınma hakkı da işte sizin söylediğiniz gibi. Maalesef bizde her depremden sonra iki refleks öne çıkıyor. Bir, birlik ve beraberlik ruhu. Çok güzel. Her sorunda öne çıkmalı. İki, deprem uzmanlarının yani fayını kapan ekrana gidiyor. Benimki uzun, seninki kısa. Benimki çatal diyor, yolda kırılır. Ya şimdi hakikaten orada da bir ortak, bir paydaşlaşma yok. Evet, ama ben de gördüm. Bir deprem uzmanı, diğer deprem uzmanı çok rahat yalanlayabiliyor yani. Mesela ekrana dün izledim. İstanbul'daki bir adam, Ankara'daki bir ODTÜ'lü bir öğretim üyesini, İstanbul'daki bir üniversitenin öğretim üyesi anında yalanladı. Ya, ve söylediği şeyler o kadar farklı ki birbirlerinden. Yani onu söylediği depremle onu söylediği deprem birbirine benzemiyor. Örneğin böyle bir konuda bizim bir ulusal planımızın olması gerekmez mi? Var mı? Yok. Mesela 1999 depremi çok önemli bir felaketti. Aynı zamanda bir fırsattı. Maalesef işte oradaki deprem paraları siz biraz önce Sayın Engin Altay'la konuşurken vurguladığınız Mersin Milletvekili'nin sorusuna verilen cevabı, yani cevap vermiyorlar. Çünkü oralardaki önceki hükümetin de bu konuda çok duyarlı davrandığı söylenemez. Onu da altını çizelim. Bizim burada derdimiz ilde iktidarı bir yerinden vuralım değil. Ama 99 yılında evet, Ecevit koalisyon evet, dönemi. Maalesef orada da ilk toplanan paraların maaşları gittiği söylenmişti. Öyle bir söylenti var değil mi Sayın Balbay? Yani o konuda yani açıklama yaptı bakan. İddialara bir şey diyemiyorum ben de. Çünkü hakikaten o sıra bir açık kapama için kullanıldı. Evet, ama dürüst olmak gerekir. Yani orada da yanlış vardı. Ama 18 sen yılında oldu. Sen varsın arkadaş. 18 yıl dile kolay. Bütün bunlardan öte Sayın Ertürk, yine bir noktayı da medyada tartışılmadığını tabii gördüm. Bir noktayı daha paylaşmak istiyorum sizinle. Evet. 2018'den beri bir barış konuşuyoruz. Ne barışı? İmar barışı. Ne demek imar barışı? Arkadaş, ruhsat 3 katlı. Evin 5 katlı. 2 kat fazla. Ver 30 bin lira. Barışalım. Ya felaketle barış mı olur? Yanlışla barış mı olur? Neden? Af sözcüğü kirlendiği için af sözcüğü de hoş olmayacağı için adına barış koyalım dediler. Hakikaten barış sözcüğünü de yıprattılar. Anımsayacaksın, Rize'de dere ağzının iki derenin ortasına 7 katlı bina yapmış arkadaş. O imar barışına girdi ya. Şimdi imar barışını buradan 2,5 milyardan fazla para toplandı Sayın Ertürk. 10 milyona yakın başvuru yapıldı. 22 bunlar kez imar barışı çıkarılmış. Evet. AKP iktidarı evet döneminde. Şimdi siz barış çıkardığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Sadece o kaçak yapıya yani yapıyı göz yummuş olmuyorsunuz. Yandaki komşu düşünüyor. Ya diyor, benim ev 2 katlı. Komşu yaptı 5 katlı. Bende var 4 çocuk. Onda var 4 çocuk. Onun hayatı garanti. Ben bak şimdi imar barışı da geldi. Çok affedersiniz diyor. Ben salak mıyım diyor. Başlıyor oda yapmaya. Orada var ya şu tarihten sonra önce palavra efendim. Bize kavala mavala anlatmasınlar. Çünkü siz o barış şeyine girdiğiniz andan itibaren yurttaş refleksi bir sonraki dönemde yine barış gelire oynuyor. Şimdi bakın iki yıl affederek para topladılar. Şimdi de ceza keserek para toplamak istiyorlar. Yeni çıkan son biliyorsunuz Sayın Muş açıkladı AKP Grup Başkan Vekili geçtiğimiz günlerde. İşte övünerek diyor ki artık diyor yasak yapılara karşı, kaçak yapılara karşı müsamaha yok. Bugüne kadar vermişsin. Şimdi ne var? Ceza keseceğiz diyor. Ceza kesecek ne demektir arkadaş? Devam edecek. Parasını verirse devam edecek demektir. Maalesef halkın kaçak yapı yapıp devletin bundan para toplaması bir gelir kaynağı haline geldi. Böylesi yani dünyanın en değme hani maliye buluşçuların aklına gelmez. Halkı suça teşvik et. O suçu görmeme karşılığı para topla.
bu noktadayız Sayın Ertürk. Bir de şu var, yani geçtiğimiz dönemlerle hep karşılaştırılır bu iktidar. Her zamanla birlikte, geçen süreyle birlikte her sektör kendini çağın gelişiminden pay alıyor. Örneğin şimdi tüneller daha hızlı yapıyor. Niye? Eskiden günde 1 metre tünel kazabiliyordunuz. O teknoloji vardı. Şimdi saatte 1 metre, saatte 2 metre. Bina yapımı eskiden ayda işte diyelim ki 1 kat yapıyordunuz. Şimdi 2 günde 1 katı çıkabiliyorsunuz. Yani teknoloji gelişti. Bu teknolojiden de Türkiye'nin payını alması gerekir. Bu beton bile, bu demir bile pek çok ülkede geride kaldı artık. Daha dayanıklı malzemeler kullanıyorlar. Hafif malzeme dedi mi, evet, Japonya'daki evet, gibi yani. Evet Sayın Ertürk. Hani ben vaktimiz kalırsa şeyi de hani bir Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy haftasındayız. Yani o konuya da hani eğer birkaç dakika sonra girmek isterim. Tabii, ben böyle bir toplantı için bir müteahhitle karşılaştım. Yaşadığım bir şeyi örneği vermek istiyorum. Müteahhitin bu iktidarı desteklememesi mümkün değil. Öyle bir müteahhit. Dedi ki bir site inşaat almıştım dedi 5 yıl önce. Belli bir noktayı getirdim. 2 yıl önce bütün maliyetler yükselince bütün ortaklara gittim. Dedim ki arkadaşlar bir miktar daha fazla para vermeniz gerekir dedim. Herkes itiraz etti, tartışma oldu vesaire. Çekilmek zorunda kaldım dedi. Çünkü o kullandığım malzemeyle o inşaatı sürdürmem için ek para toplamam şarttı dedi. Şimdi ben çekilince dedi yeni bir müteahhit geldi. O ne yaptı dedim. O dedi o işi almak için mevcut paradan 1/4 daha az isterim demiş. Ben safça sordum hani bu ne demek diye. Dedi malzemeden en az 150 çalmak demek dedi. Yani böylesine denetimsiz bir alanla karşı karşıyayız. Bina olayı, insanların başını sokacağı adı üstünde, başını sokacağı yer olayı bu kadar denetimsiz, bu kadar sahipsiz olabilir mi Allah aşkına Sayın Ertürk? Şimdi hani Türkiye'nin hukuk yapısı ile ilgili şöyle bir genelleme vardır. Uygar hukuk devletlerinde yasak olan bizde serbest. Mesela bu denetimsiz bina yapmak, imar dışı iş yapmak onlarda yasaktır. Bizde serbest. Oralarda serbest olan bizde yasak. Yanlışı eleştirmek, eksik kısmı söylemek o da bizde yasak. Yani demokrasimizin böylesine azizlesinlik bir yanı vardır. 2 gündür hüzünle şeyi de izliyorum Sayın Ertürk. Cumhurbaşkanı da söyledi. Yok SF'de kınadı, düşmanca buldu. Neymiş? Depremin yani vergilerin nereye gittiğini, bu binaların nasıl ne kadar sağlam olduğunu soran hakkında soruşturma açılıyor. Hukukun yerleştiği ülkelerde tersidir. Halk sorar sen halka hesap verirsin. Hatta istifa edersin. Birazcık şeyin varsa, onurun şey, varsa. 70 milyar lira, 70 katrilyon eski parayla para toplanmış 99 yılından bu yana Sayın Balbay. Bu paranın nerede olduğu belli değil. Yok. Kime verildiği belli değil. Nerede kullanılıyor? Deprem vergisi olarak toplanmış. Ve depreme dayanıklı konutlar yapılması için. Demin rakam verdi Sayın Engin Altay. 80 bin konut 101 milyar liraya mal oldu diye. Bölüyorsun konut başına 1 milyon 400 bin lira gibi para çıkıyor. Allah aşkına deprem konutu 1 milyon 400 bin lira yapılır mı? O verdiğiniz rakam ne? Kimden aldınız o rakamı? Yani böyle bir yani bunları konuşmanın şimdi konuşmanın zamanı. Kesinlikle. Bakın, ne olur acımızı yaşadık. Allah rahmet eylesin ölerimizi kaldırdık. Yaralarımız hastanede. Acılarımız daha taze ama şimdi eğer o insanlara bir çare sunmak istiyorsak, geride kalan insanların derdine bir derman arıyorsak, bundan sonra olabilecek ki olması büyük ihtimalle muhtemel, böyle bir olaydan daha az insanın zarar görmesini istiyorsak bunları konuşmamız lazım. Kesinlikle Sayın Ertürk, birlik beraberlik ruhuna evet. Tabii ki hani zaten bizim ulusal milli özelliklerimizden biri bir felaket anında bir araya gelebilmektir. Ama biri de şu olsun Allah aşkına, o felaketin olmaması için bir araya gelebilelim. Birlik beraberliği evet, aklın ışığında. Birlik beraberliği evet, bilimin ışığında. Birlik beraberliği evet, halktan yöneticilere herkesin sorumluluğu ışığında.
Bu çerçevede evet. Yoksa sadece yasta evet bizi yeni yaslara götürecek. Sadece tasada evet bizi yeni tasalara götürecek. Bunların olmaması, bakın sevgili milletvekili arkadaşım Ali Özcan, geçen dönem birlikte mecliste milletvekilliği de yaptık. 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu Elazığ depremi, bu bölge deprem üretecek. Gelin bu konuya kafa yoralım diye meclise önerge verdi. Reddettiler. Konuşma yaptı, evet. Önerge konuşma yaptı, reddettiler. Halbuki zamanında işte bilim insanları, 4 ay önce söyleyen var Elazığ'da depremin olacağını. Naci Görür profesör. Evet, açık olarak. Aralık ayı için 4 gün önce söylüyor. Sivrice'nin adını da almış yani. Evet. Çünkü hakikaten hani bilim artık böyle hani olabildiğince hani yerin altını, hani nasıl insanın röntgeni çekiliyor, hani toprağın da bir şekilde hani anlatma kolaylığı açısından söylüyorum, bir röntgen çekerek yani nerede ne olacağını, ne zaman neyle karşılaşılacağını söylemek mümkün. İktidar bunları gölgeleyemez. İktidar yani halka böyle hani yani şu duygu Sayın Ertürk, ya bu ülkede artık ağlamak bile yasak ya. Çünkü insan ağlarken acının yerini söyler. Mesela vah benim şu başım olmasaydı der. Vah etmeseydin de bu başıma gelmeseydi der. Yani ağlarken ağıt yakmak, ağıt yakma sözcüklerinin bile yasak olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki Sayın Balbay, bu yandaş medya ne olacak ya? Bu demin söyledim, Star gazetesinde yazar Ersoy Dede. Kötü insanlar dün de vardı, yarın da olacak başlıklı bir yazı yazmış. Bu şöyle demiş yazısında, değerli dostlar, dünyada iki tip insan vardır sadece. İyi insanlar ve kötü insanlar. Diğer tüm kategoriler bunun altındaki gruplardır. Renkler, ırklar, cinsiyetler, eğitimler, sosyolojiler, meslekler. Hepsi ama hepsi iyi ya da kötü insandan daha belirgin ayrımlar değildir. Doğan yolda enkaz altında kurtarılma bekleyen bir kadın varken, Mustafa Paşa'da 12 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni taşınırken, nerede bizim deprem bölgemiz diyen bir insan kötü insandır. İyi de Doğan yolda enkaz altında kurtarılma bekleyen bir kadın niye o duruma düşmüş? Niye enkaz altında kalmış? Kim denetlemiş kaldığı binayı? 90'lı yıllardan kalma bina, her tarafı çatlak diyorlar. Daha önceki depremlerden etkilenmiş diyorlar. Bugüne kadar sordunuz mu? 70 milyar lira para toplanmış. O para bu binalara yatırılsa, kentsel dönüşüme yatırılsa, deprem fay hattının üzerindeki yerleşim yerlerine bu kaynak aktarılsa, bu insanlar güvenli evlerde, sıcacık evlerinde bugün oturmaya devam etseler kötü bir şey mi? Yine 12 yaşında bir çocuğun cansız bedeni. Yani siz bizden daha mı insansınız ya? Ne demek yani bu? Üzülmemek mümkün mü? Buna acı çekmemek mümkün mü? O çocuklar bir daha ölmesin diye, bir daha 12 yaşındaki çocukların cansız bedeni taşınmasın diye biz bunları burada konuşmaya çalışıyoruz. Yani bunu konuşmak değil, konuşmamak vatan hainliği. Buyurun Sayın Balbay. Şimdi Sayın Ertuğ, buraya gelirken desem mi demesem mi diye ikileme girdiğim bir konu vardı. İzninle bir dakika içinde onu paylaşmak istiyorum. Çok az bir süremiz kaldı. Şeyi de ekleyebilirsiniz. Çok, çok kısa, çok kısa. Buyurun. Şöyle Sayın Ertürk, Ferit Demir, CNN'de canlı yayında işte mutlusun değil mi vesaire diye böyle bir şey sundum. Sonra Ferit'in şeyine baktım, halktan özür diliyor. Yanlış söyledim diyor, acının önüne gitmemeliydim diyor. Ferit'le konuşmadım ama tahminimi söylüyorum. Kanal ona dedi ki, sakın hükümeti halel getirecek bir şey söyleme. Çünkü Ferit'i tanıyorum. Gerçekçi bir muhabir, iyi bir muhabir Ferit. O oralarda muhabirlik yapmak depremden çok zor. Depremden kalan insanlara mutlu musun? Çadır evet. Aldın, battaniye aldın, mutlu musun diye soru soranlar. Evet. Evet. Adım gibiyim ama bak kutsal saydığım her şey adına söylüyorum. Ferit'le konuşmadım. Yani son 2-3 gündür. Ama Ferit'le arkadaşım, iyi bir muhabir. Hakikaten geçmiş olsun diyorum ona da. Özür dilemiş ve derinden yaralanmış çünkü belli. Özür diliyorum diyor. Yani ama ben resmen tahminimi söylüyorum. Çok büyük olsa da öyledir diyorum. Dediler ki ona, sakın ha canlı yayında iktidarı zora düşecek bir şey söyleme. Sakın ha o insanların iktidarı zora sokacak bir şey söylemesine izin verme. Dediler ve Ferit bu noktaya geldi. Yani bunu öyle bir şey demek zorunda kaldı. Öyle bir reflekse çıktı ki canlı yayına. İşte böyle. Mesela ben canlı yayınlarda da şeyi görüyorum Sayın Ertürk. O AFAD'ı, kurtarma ekiplerini tebrik ediyorum.
biraz önce söylediğim gibi bu teknolojinin gelişmesinden payda almışız. Alacağız tabii. 10 yıl önce cep telefonum vardı. 15 yıl önce internet mi vardı? Çağ gelişiyor ve onu alıyoruz. Bir, bunu alman. İki, bunu kullanman. Üç, geliştirebilmen lazım. Vitrindeki o çok iyi kurtarma çalışmasının arkasında Cumhuriyet'in manşeti var. Köylerde insanlar battaniye evet. bekliyor. Pek çok köyde insan yarının ne olacağını bilmiyor maalesef. Söylediğin gibi bunları konuşmalıyız. Konuşursak çözeriz. Konuşmazsak çürürüz. Çok teşekkür ederim Sayın Balbay. Çok sağ olun. Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy'u analım. Tabii ki ben de biraz sonra Altındağ'a bir konferansa gideceğim. Altındağ Cumhuriyet Halk Partisi'nin konferansının. Kolaylıklar. Onlar da eminim Uğur abi olsa öncelikle bu konunun konuşulmasını isterdi. Memleket sorunlarının, memleket meselesinin konuşmasını isterdi. Peki. Saygıyla analım diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Balbay. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan Ufuk Söylemez'de ekonominin son durumu hakkında bilgi alacaksınız. Bence kaçırmayın. Arkasından da İrfan Değirmenci'nin ana haber var. Hoşçakalın, iyi akşamlar.